9 Ekim 1919. İngiltere'nin Bağdat'taki siyasi komitesinden Londra'daki Dışişleri Bakanlığı'na. Ne yazık ki Mustafa Kemal'in faaliyetleri ve niyetleri konusunda iyimser değilim. Elimizdeki bilgiler onun tehlikeli biri olduğunu ve hareketinin silahlı bir ayaklanmaya dönüşme olasılığının düşük olmadığını gösteriyor. Zıtları desteklenmeli ve rakibi olan hareketlerin bir araya gelmesi teşvik edilmelidir. Tarih 28 Ekim 1919. İstanbul'daki İngiltere Yüksek Komiserliği'nden Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a. İstanbul hükümeti umutlarını İtilaf kuvvetlerinin iyi niyetine ve Müslüman toplulukların üzerlerindeki etkisine bağladı. Buna itiraz eden bir grup ortaya çıktı. Bunlar İstanbul'un ve merkezi hükümetin İtilaf kuvvetlerinin elinin altında olduğunu ve direnişin burası dışında örgütlenmesi gerektiğini fark ettiler. Aralarında Mustafa Kemal Paşa da vardı. Bundan tam 100 yıl önce İngiliz devleti Mustafa Kemal'i ve milli mücadeleyi böyle tanımlıyordu. Mustafa Kemal ve milli mücadelenin İngiliz devlet belgelerine, istihbarat raporlarına girmesi 1919 yılının ikinci yarısında başlıyor. Yapılan ilk değerlendirmelerde bu hareketin ve Mustafa Kemal'in İngiltere karşıtı bir yanı olduğu ve silahlı ayaklanmaya dönüşmesi halinde de tehlike yaratma potansiyeli bulunduğu aktarılıyor. Peki şimdi 100 yıl önceye dönersek, o dönemde 1919 yılında Türkiye ve dünyada durum nasıldı? Herhalde 20. yüzyıl için hem Türkiye açısından hem dünya açısından bir en uzun yıl aranacak olsa muhtemelen 1919 senesi diyebiliriz. Çünkü Türkiye içinde, dünya içinde her şey yeni başlıyordu. Adeta kartlar yeniden dağıtılıyordu. Bir defa 1919 yılını anlayabilmek için 30 Ekim 1918 tarihini bilmemiz gerekiyor. Ünlü Mondros Mütarekesi. Bir ateşkes imzalanmış. O ateşkes imzalanmasının anlamı Osmanlı Devleti bütün cephelerde yani girdiği savaşa 1914 yılında girdiği savaşı bütün cephelerde kaybetmiş durumda. Dolayısıyla 1918 Kasım'ından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda başkenti başta olmak üzere büyük bir kaos var. Mütareke ile ezilen ve yenilgiye uğratılan Türkiye, varlığını korumaya yönelik ufacık bir umut dışında her şeyden vazgeçmeye hazırdı. Geniş halk kitleleri maliyetinden bir haber oldukları barış ve güvenliği arzuluyordu. Doğal olarak İstanbul enkazdan neleri kurtarabileceğini düşünmeye başlamıştı. Bu dönemde barış anlaşmasının şartlarını uygulamaya koymak kolay olurdu. İngiliz devletinin istihbarat raporlarında 1919'un ilk ayları işte böyle geçiyordu. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı İmparatorluğu savaşı kaybeden tarafta yer almıştı. Ordusu dağıtılmış, silahlarına da el konulmuştu. Sevr Anlaşması'nın imzalanmasına ise bir yıldan uzun zaman vardı. O dönem savaşın galipleri olan İngiltere ve Fransa'nın en önemli gündem maddesi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl paylaşılacağıydı. Fransa daha çok bir an evvel barışı yapıp Türkiye meselesini kapamak yönünde davranıyor. İstanbul ve Türkiye Müslümanlığının, Türklüğünün sükunete kavuşmasından yana ki kendi sömürgelerindeki Müslümanlarla herhangi bir sorun yaşamasın. Fakat İngiltere'de durum biraz farklı. Kabaca üç farklı bakışın olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Bir tanesi Lloyd George'un, meşhur başbakan Lloyd George'un, Türkleri hiç sevmediğini de ve bir an önce Türk meselesinin çözülmesi gerektiğini de ifade eden ve dolayısıyla bir an önce savaşın bitiminden itibaren müttefiklerle bir anlaşma yapılıp Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasından ve bu meselenin tamamen bitmesinden yana. İkinci görüş, Türkiye'nin işgalinin Türkiye'deki milliyetçi hareketi kamçılayacağını düşünen o dönemde mesela bunlardan biri Churchill, o zaman harp naziri, askeri çözümde biraz dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor. Çünkü çekindiği
Rusya o dönemde. Bolşevikler, Bolşevik Rusya'dan çekiniyor. Üçüncü görüş, o önemli bir görüş. Burada Hindistan İşleri Bakanı Montagu'nun görüşü diyebileceğimiz görüş bu. Hindistan'daki Müslümanların tepkisinden çekindiği için Montagu bir an önce bir anlaşma yapılmasını, bu anlaşma yapılırken muhakkak İstanbul'un Türkiye'de bırakılması ve dolayısıyla hilafete de dokunulmaması gerektiğini, yani İstanbul'un bir hilafet merkezi olarak kalması gerektiğini düşünen bir bakışa sahip. Barış Anlaşması'nın koşullarını uygulamanın kolay olduğu dönem, Yunan ordusunun İzmir'e çıktığı 15 Mayıs'a kadar devam etti. Sonuçta uyuşuk bir şekilde sağa sola giden karıncaların yuvası dağıtılmış gibi oldu. Mustafa Kemal, Mayıs ayında müfettiş olarak Samsun'a gönderildi. İzmir'de uykuda yakalanan Türkler canlandı. Mustafa Kemal gelir gelmez bu bölgeyi hareketlendirmek için faaliyete geçti. İtilaf devletlerinin kontrolü dışında kalan Amasya'yı karargah olarak belirledi. Bu hareket devrimci ve tehlikeli bir niteliğe sahip gibi görünüyor. Bu zamana kadar hareketin liderleri her an dayak yemekten korkan yaramaz oğlanlar gibiydi. İtilaf kuvvetlerinden herhangi bir muhalefetle karşılaşmayınca ve merkezi hükümetin gereksizliği ve muhtemelen işbirlikçiliği de fark edilince daha çok ön plana çıkmaya başladılar. Bitkin ve yozlaşmış İstanbul hükümetinin Türkleri temsil etmediğini, Türkiye'yi mahvettiğini düşünüyorlar ve kendilerinin Türkleri temsil ettiğini, ülkeyi de yönetebileceklerini göstereceklerini söylüyorlar. Bu arada en ilginç olaylardan biri Mondros Mütarekesi'nin fiili işgale gerekçe oluşturacak şekilde 7. maddenin kullanılması ve Türkiye'nin yavaş yavaş işgal edilmeye başlaması. O işgal de hemen hemen 1919 yılı başından itibaren konuşulmakla beraber Mayıs ayının başında İngiltere'nin işte Amerika'ya da Fransa'ya da danışarak onların da onaylarını alarak ve sonra Venizelos'u Yunanistan'da cesaretlendirerek 15 Mayıs'tan 16 Mayıs 1919'dan itibaren İzmir'in fiili olarak işgalinin başlaması şeklinde kendini gösterecek ki bu işgal de hem Türkiye tarihi açısından hem milli mücadele tarihi açısından hem Mustafa Kemal'in liderliği açısından tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak. Bu dönemde yaşanan iki önemli gelişme Mustafa Kemal'i ve milli mücadeleyi İngiliz devletinin istihbarat çalışmalarını radarına soktu. Bunlardan ilki İzmir'in işgali ve buna yönelik doğan tepki. İkincisi ise Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçerek İstanbul'da bulunan Osmanlı hükümetiyle bağlarını koparıp kendi örgütlenmesini yürütmeye başlaması. O dönemde hazırlanan raporlarda İngilizlerin istihbarat faaliyetlerini İki şekilde yürüttüğünü görüyoruz. Bunlardan ilki sahada bulunan ve kendileriyle temas kuran kişilerden aldıkları bilgiler. İkincisi ise özellikle doğuda milli mücadeleye destek veren askerlerin iletişimlerini dinleyerek elde ettiği bilgiler. Hazırlanan raporlarda ise ortaya çıkan en önemli konu Mustafa Kemal'in hareketinin artık Türkiye'deki, Anadolu'daki halkları bir araya getirmeye başladığı yönünde. İstanbul'da doğan ve Erzurum'da yuvalanan milliyetçi hareket, Yunan bölgesi dışında Anadolu'nun tamamını kontrol edecek kadar genişledi ve Trakya'nın önemli bir bölümünde de varlık gösteriyor. Kürtler, Araplar ve Tatarlar arasında da sempati topladı. Merkezi hükümet İstanbul'da bir ilçe belediyesine, İtilaf devletleriyle milliyetçiler arasında aracıya dönüştü. Şu ana kadar her şey yolunda. Ancak Türkiye'ye sıkıntı yaratacak bir barış anlaşması teklif edildiğinde madalyonun diğer yüzü ortaya çıkacak. Milliyetçiler örgütleniyor, moral topluyor, eleman devşiriyor, para topluyor ve Türkiye'nin bölünmesini
ya da yabancı devletlerin kontrolü altına girmesini engellemek için uyuşuk toplulukları canlandırmaya çalışıyor. Ve şu ana kadar da bunda başarı sağladılar. Belgelere baktığımızda iki şeyin öne çıktığını görüyoruz. Bir tanesi İstanbul merkezli İngiliz istihbaratı az çok Türkiye'nin direnişinin hangi yollarla, başta parlamenter yollarla, seçim yollarıyla vesaire bir yol alacağını fark etmiş durumda ve bu konuda Londra'yı uyarmış durumda. İşgal ederken dikkatli olun veya milliyetçi hareketi tahrik etmeyin vesaire. Yerinden gelen istihbarat raporları çoğunlukla Kemalist hareketi, milliyetçi hareketi, direniş hareketini az çok doğru teşhis eden bilgilere sahip. Fakat öte yandan bunların Londra'da nasıl yansıdığına baktığımızda Londra'da bunların gerekli ciddiyette kavuşmadığını görüyoruz. Gerekli şekilde, ciddi şekilde ele alınmadığını görüyoruz. Aynı şekilde Mustafa Kemal Paşa'nın da başlangıçta isminin bile doğru yazılmadan, yanlış yazılarak çok ciddiye alınmadığını, herhangi bir subay kadar ciddiye alındığını, üzerinde durulmadığını görüyorum. İngiliz istihbaratının o dönem hazırladığı raporlarda öne çıkan bir diğer konu da Anadolu'da yaşayan Hristiyanların durumu ve güvenlik kaygıları. İngiliz raporlarına göre Yunan ve Ermeniler kendilerine yönelik bir katliam olmasından endişeli ve bunu sıklıkla dile getiriyorlar. Ancak yine İngilizlerin değerlendirmelerine göre Mustafa Kemal ve Milli Mücadele'nin liderleri böylesi bir katliamın önüne geçmek için yeterli önlemleri almış durumda. Yunan ve Ermeni liderler Amerikalı misyonerlerin de desteğiyle katliam olacağı öngörüsüyle koro halinde bağırışıyorlar. Mustafa Kemal de aynı öngörüyü fark etmiş ve bunu engellemek için adımlar atmış gibi görünüyor. Samsun'daki kontrol memuru, Mustafa Kemal'in teminatlar verdiğini, ancak Hristiyanların gereksiz yere kaygılı olduklarını bildirdi. Milliyetçiler Hristiyanları koruyor ve dışarıdan gelen yardımlara ve müdahalelere karşı çıkıyor. İngilizlere karşı güçlü ve giderek daha da güçlenen, ancak diğer itilaf devletlerine karşı daha az boyutlarda olan bir kırgınlık hissediliyor. Milliyetçiler yerel halkla çok fazla temas edebilmiş değil. Sürekli olarak Hristiyanların korunmasına dair yapılan açıklamalar tamamen siyasi nitelik taşıyormuş gibi görünüyor. Türklerin bu konudaki eğilimleri ve içgüdüleri katliam yapılması yönünde. Milliyetçiler savaşmayı tercih ederse Hristiyanların da katledilmeleri muhtemel. Olarak bu hareket Türkiye'de kamuoyunun desteğini toplamış durumda. Destekçileri önemli pozisyonlara geliyor ve böylece giderek daha çok destek topluyor. İkinci olarak bu hareketin liderleri silahlı direniş fikriyle flört ediyor. Bu yolu tercih etmeleri durumunda ateşle oynamış olacaklarının ve felakete yol açacaklarının farkındalar. Ancak silahlı mücadele fikrini barış konferansını etkilemek için istiyorlar. Zira halkın bildiği tek örgütlenme biçimi de bu. Barış konferansında Türkiye için çok ağır sonuçlar doğuracak kararların alınması ve İstanbul'daki yöneticilerin isyankarları kontrol altında tutamaması halinde Millici Hareket, İtilaf Devletleri'nin askeri planları üzerinde büyük etki yaratır. Halk silahlı ve ilk kez birlik olmuş durumda. Milliyetçi bir ayaklanma olması halinde kullanılması gereken askeri gücün boyutlarını hesaplamak zor. İngilizlerin yaptığı ikinci büyük hata 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali olacak. İngiltere şöyle düşünecek. İstanbul'u işgal edersek, yani hukuki olarak, resmi olarak işgal edersek, Osmanlı hükümetini bizim istediğimiz koşullarda barışa zorlayabiliriz. Dolayısıyla Boğazlar konusu, İstanbul konusu, Kürdistan konusu, Ermenistan konusu hallolmuş olur. Ve Sevr'de bunu yansıttılar zaten. Ama ummadıkları ve beklemedikleri konu hemen Anadolu'da, yani İngilizlerin ulaşamayacağı bir yerde yeni bir parlamentonun açılması ve bütün milli mücadelenin dünya tarihinde çok ender görülen şekilde bütün milli mücadelenin bu parlamentoyla yürütülecek olması. Nedir o? Askeri mücadele. Yani bütün komutanlar bir yandan cephede savaşacaklar, bir yandan gelip parlamentoda hesap verecekler. Siyasi mücadele aynı şekilde İstanbul hükümetine karşı bu parlamentoyla yürütülecek. Unutmayalım, diplomatik mücadele de bu parlamento aracılığıyla yürütüldü. Ve sonuçta
O lider kadrosuna ve parlamentoya baktığımızda geniş bir yelpaze görüyoruz. Bu yelpazede İslamcılar da var. Bu yelpazede işte liberaller de var. Bu yelpazede işte sonranın cumhuriyetçileri de var vesaire. Hatta Mustafa Kemal Paşa'nın çok sert muhalifleri de var bu ilk parlamentoda. Ve İngilizler mesela bu süreçte de Ankara hükümetiyle resmi veya gayri resmi temaslar kurarak ara formüllerle Sevr'in yerine geçebilecek bir takım barış anlaşmaları arayışında olacaklar. Milliyetçi Hareket'in propaganda gazetelerinden Albayrak gibi yayınlar, eski kabinenin Milliyetçi Hareket'e karşı koymak için İngiliz hükümetinden rüşvet aldığı yönündeki düşünceyi inandırıcı kılmak için önemli çaba harcıyor. Bunun örneklerinden biri Mustafa Kemal'in bir Amerikan radyosuna verdiği mülakat. Paşa, Türkiye'yi yok etmek için İngiltere'nin parasının kullanıldığını ve kendisiyle arkadaşlarının elde ettiği kesin bilgilere göre İngilizlerin eski İçişleri Bakanı'na 150 bin sterlin verdiğini söylüyor. Fethi Bey gidecek mesela. Fethi Bey en sonunda bakacak ki Britanya'da, Londra'da çok kibirli bir hava var. Pek böyle barışa yanaşmayan, hala Yunanistan ordusundan umutlu. En sonunda 25 Ağustos 1922'de Londra'dan Ankara'ya bir telgraf çekecek. İngiltere, Britanya, Lloyd George hala Türkiye'yi parçalamak hevesinde şeklinde. Ve ertesi günde 26 Ağustos büyük taarruz başladı. Yani Ankara hükümeti de, parlamentosu da anladı ki artık İngiltere hani kısa vadede bir uzlaşmaya yanaşmayacak. İngiltere ile Ankara hükümeti arasındaki ilişkiler hiçbir zaman sıcak olmadı. Tam tersine İstanbul hükümeti ile çok sıcak oldu. Ve biliyorsunuz milli mücadele ile biraz sıcak ilişkisi olan Ali Rıza Paşa kabinesini bile istifa ettirtti Britanya hükümeti. Yerine Damat Ferit hükümeti geçti ve sonra da Damat Ferit hükümeti İngiliz yanlısı politikasını devam ettirdi ve Sevr Anlaşması'nı imzalayan hükümet oldu. Onu hatırlamak lazım.